Herkese selamlar. Beşiktaş haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Her şey hala bizim elimizde. Sergen Yalçın derbi mağlubiyeti sonrasında oyuncularına şu sözlerle seslendi. Sadece avantajımızı kaybettik. Her şey hala bizim elimizde. Bunu unutmayın. Şu anda sadece Karagümrük mücadelesine odaklanıp kazanmaya devam ederek lig bitiminde şampiyon olacağız. Kaptan Atiba'dan derbi mağlubiyeti sonrasında takım arkadaşlarına sakin kalalım, şampiyon olalım sözleri. Karagümrük mesaisi başladı. Ligde yarın Vodafone Park'ta karşı karşıya geleceği Karagümrük mücadelesini hazırlıklarına da dün başladı. Derbide görev yapan isimlerin yenileme idmanıyla nokta koyduğu antrenmanda diğer isimler pas ve şut çalışması yaptı. Şampiyonluğu söke söke alın. Sergen Yalçın kalan iki maç için ipleri iyice sıktı. Usta Hoca Yalçın puan olarak da gol olarak da hala avantajlıyız dedi ve ekledi. Basit hatalarla artık puan kaybı değil, bir gol yeme lüksümüz bile yok. Şampiyonluğu istiyorsanız söke söke alın. TRT Spor ekranlarındaki Beşiktaş gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Kayleigh Laren Premier Lig yolcusu 2 talip birden. Geçen sezon Belçika ekibi Zulte Waregem'e kiralandıktan sonra skor yapmaktaki sıkıntısını bitiren ve bu sezon Beşiktaş'ta 42 maçta 23 gol 4 asistlik performans sergileyen Kayleigh Laren şimdiden taliplerini arttırmış durumda. Kanadalı santrafor performansıyla maşallah dedirtip diğerini 2 katından fazla yükseltti. Sezon başında 4 milyon euro piyasa değeri olan 26 yaşındaki futbolcu şu an 9 milyon euroya çıkardı. 90 binde yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre bu sezon Beşiktaş'ta attığı gollerle gözler üzerine çeken 26 yaşındaki futbolcu Londra'nın iki önemli kulübü Tottenham ve West Ham ilgileniyor. Hücum bölgesine takviye yapmayı planlayan Tottenham'da Harry Kane'in geleceği de belirsizliğini koruyor. Londra temsilcisi hem sol kanatta hem santraforda oynayabilen Kayleigh Laren'i transfer etmekte istekli. Ancak Laren ile ilgilenen tek İngiliz kulübü Tottenham değil. Londra'nın bir başka kulübü West Ham'da oyuncuyu markajı aldı. 50 milyon euroya transfer ettiği Sebastian Haller'den verim alamayan ve 22 milyon euroya Ajax'a gönderen İngiliz ekibi Kayleigh Laren'in transferiyle gol yollarını güçlendirmeye hedefliyor. Laren ile ilgilenen iki kulübün de oyuncuyu izlemesi için temsilci gönderdiği öne sürüldü. 2018'in Ocak ayında Orlando City'den Beşiktaş'ı transfer olan Laren'in sözleşmesi gelecek sezonda bitiyor. Beşiktaş'ta Aboubakar krizi yaşanıyor. Yöneticiler sinirlendi. Süper Lig'de son 2 maçından 4 puan alması halinde şampiyonluğa uzanacak olan Beşiktaş'ta Aboubakar krizi büyüyor. Üst üste gelen kötü sonuçların ardından şampiyonluk yarışına yer alan Beşiktaş'ta kameralı futbolcu eleştirinin hedefi haline geldi. Galatasaray maçında golcü eksikliğinden dolayı takımın hücumda varlık gösterememesi üzerine yönetimde Aboubakar'a büyük bir tepki oluştu. Bir maç daha oynaması durumunda mevcut sözleşmesi otomatikman yenilecek olan Kamerunlu Yıldız'ın daha iyi şartlarda bir sözleşme istediği için sakatlığını bahane ettiğinden şüpheleniyordu. Galatasaray derbisi öncesi çekilen Emre'nin de iyileşme görülmesine rağmen riske girmek istemiyorum diyen Aboubakar'ın bu sözleri bardağa taşırdı. Yönetimde 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini yenilemek istemeyenlerin bile olduğu öğrenildi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Başkan Ahmet Nur Çebi'nin önümüzdeki yılda bizimle olacak dediği Kamerunlu futbolcu için şimdilerde bazı yöneticiler Aboubakar'a en zor zamanda kucak açtık ama o Beşiktaş'ı en ihtiyaç duyulan zamanda yalnız bıraktı. Dağların gerçek olmadığını göstermek istiyorsa ilk maçta 5 dakikada olsa çıkıp oynar sözlerini söylüyor. Peki bu konuda sizin fikriniz nedir? Aboubakar gerçekten sakat mı yoksa daha iyi bir sözleşme istediği için mi oynamıyor? Atiba'nın yerine favori belli oldu. Sakatlık kriziyle boğuşan Beşiktaş'ta kaptan Atiba Hutchinson Galatasaray derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşmesi Karagümrük maçı öncesi teknik heyetin işini biraz daha zorlaştırdı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yenilginin yanı sıra Kanadalı futbolcuyu kaybetmelerine bir hayli üzüldüğü vurgulandı. Siyah beyazlı hocanın Atiba'nın yokluğunda orta sahada görev vereceği isim de belli oldu. Deneyimli teknik adam kritik müsabakada Dorukhan Töküz'e ilk 11'de şans tanıyacak. Yıldız futbolcu son olarak Çaykur Rizespor deplasmanında 11'de yer almış ve 90 dakika sahada kalmıştı.